açılmalı. Çocukları sosyal şeysinden yoksun ettiler. Açılsın, çocuklar rahatça okuluna gitsin gelsin, mesafeyi korusunlar. İyi bir şey yani. Hastalığın olduğuna da inanmıyorum zaten bu arada. Çocukları ve Türkiye'yi sosyallıktan men ediyorlar. Beni bu arada şeyden, televizyondan atarlar herhalde, Türkiye üstüme gelir. Ya siz de haberlerde takip ediyorsunuz. Çoğu insan tatile gidiyor. Yani tatilde kimse koronayı umursamıyor ama eğitimde umursuyorlar. O yüzden bu iş biraz samimiyetsiz oluyor. Hocalar sıkıntı yapıyor, mailler gitmiyor. Ödevler görülmedi. Vize sınavım yazılmadı. Girmedi gözüküyorum, o yüzden bence açılmalı. Yani sıkıntı oluyor. Vallahi vaka 1'se 5 olur bence. Niye? Çünkü şu anda bile uyumuyoruz yani. Kurallara hiçbir şekilde uyulmuyor. Toplu kalabalık ortamlara gidiyoruz. Aynısı. Toplu taşıma araçları aynı. Hastaneler aynen dolu. Ya bu şekilde. Ya benim kanaatim öyle bak. Biz iş yerinde çalışıyoruz. 12.500 kişilik iş yerinde. Ya bizde bile risk var. Ya ben böyle düşünüyorum. Oldu. Koronavirüsünde arşivler görülmekte. Sizce okullar açılmalı mı? Gerekli önlemler alınmadığı sürece okullar açılmamalı. Okullar açılırsa vaka sayısı gittikçe artar. Çocuklar kişisel bakımını yapamayacağından dolayı bu hastalığı evlere taşırlar. Evlerden işte ailelerine taşırlar. Bu şekilde vaka sayısı artabilir. Yani bu süreçte tabii birçok şeyin kısıtlanması doğru. Yani okullarında kısmi olarak yani AVM, şu şekilde AVM karşısındayız. Yani AVM'ler açılırsa okullar da açılabilir. Tabii bu süreçte yani önlemlerin alınması çok önemli. Açılmalı. Çocukları sosyal şeysinden yoksun ettiler. Açılsın, çocuklar rahatça okuluna gitsin gelsin, mesafeyi korusunlar. İyi bir şey yani. Hastalığın olduğuna da inanmıyorum zaten bu arada. Çocukları ve Türkiye'yi sosyallıktan men ediyorlar. Vallahi şu anda çok riskli. Niye riskli? Yani küçük çocuklar el yıkamasını bilmiyor çoğu. Mesela maske taksa tekrardan ağzına alacak. Onu getirecek, orada taşıyıcı olacak, eve getirecek. Çok büyük riskti yani. Bana kalsa ben bu sene göndermem çocuklarımı. Ya bence açılması gerekmiyor. Çünkü öğrenciler bir arada oldukları için daha da artabilir bu virüs. Yani okullar açılırsa vaka sayısı artabilir ve bu daha da kötüye gidebilir. Ve tümden okullar kapatabilir. Yani bence açılmamalı. Bence bütün önlemler alınıp açılması lazım. Çünkü önlemleri bu sefer yani hem önlemler alınmadan açılırsa büyük sıkıntı olur. Normal açılmaması durumunda da öyle bir açılmaması gibi bir karar alınırsa da yani bir dönem ya da yarım dönem açılmama gibi bir durumda diğer eksik kalan öğrencilerin açığı kapatması çok zor olur. Yani bence açılmamalı. Ya çünkü hani üniversiteler mesela karma olduğu için yurt dışından da öğrenciler geliyor. Büyük bir sıkıntı olacak. Yani ilkokul çocuklarına da hani şey yapamazsınız, laf dinlemezler. O yüzden bence açılmamalı. Biraz daha hani böyle 500-400'e kadar inmeli ki öyle açılmalı. Bence de açılmamalı. Bir de biz mesela KPSS'ye hazırlandığımız için zorunlu olarak dershaneye gitmek zorundayız ve sürekli sınıfın içinde maskeyle oturuyoruz. Çok zor, gerçekten çok zor. Okulların da bu şekilde olmasını istemiyorum yani açıkçası. Bence tamamen bittikten sonra açılsın, daha iyi. Bence açılmalı. Çünkü ben şahsen mimarlık okuyorum ve uygulamalı derslerim oluyor. Öğrenci evinde yaşıyorum. Mecburen aile evine gittiğim için hiçbir şeyimi yanımda götüremiyorum. Ve ciddi sıkıntı yaşıyorum. Hani hocalar sıkıntı yapıyor, mailler gitmiyor. Ödevler görülmedi. Vize sınavım yazılmadı. Girmedi gözüküyorum, o yüzden bence açılmalı. Yani sıkıntı oluyor. Ben de bu sene mezun oldum ve tam koronanın patladığı zamanlarda uzaktan eğitimle sınavlara girdim. Ya gerçekten çok rezalet zamanlardı uzaktan eğitim. Açılmayacaksa eğer gerçekten çok sağlam bir uzaktan eğitim temeli yapılması gerekiyor. Ama bence açılmalı çünkü... Ya siz de haberlerde takip ediyorsunuz. Çoğu insan tatile gidiyor. Yani tatilde kimse koronayı umursamıyor ama eğitimde umursuyorlar. O yüzden bu iş biraz samimiyetsiz oluyor.
Şimdi şöyle baktığımız zaman hani her yer açık ve eğitime engel olmasını anlamıyorum. Hani otobüsleri falan görüyoruz. Bence eğitim için de bir şeyler düşünülebilir. Neden? Çocuklara zararı olabilir. Ondan dolayı. Zaten herhalde Avrupa'da açıldı büyük ihtimal. Tamam, şimdi söyleyeyim. Amerika'da daha sonra yüz yüze eğitimde büyük ihtimal tekrar yeniden artışlar olmuş. Açılmasını istemiyorum ben şahsen. 3 tane çocuğum var. 3 de okuyor. Yüz yüze eğitim olmasını istemiyorum ben şahsen. Daha fazla yayılacak. Bu sefer de çocuklar etkilenecek. Onlar da aileler etkilenecek otomatikmen. Bu yüzden bence açılmamalı. Zaten herhalde bu gidişte geri kapanır. Okullar açılmamalı tabii ki ama eğitimin de çöktüğünü düşünüyorum. Ama inşallah ortalık düzelince en kısa zamanda açılmasını temenni ediyorum ablacığım. Artan bu vaka sayılarına göre okullar açıldığı sürece daha çok artış yaşanacak. İnsanlar etkileşimde bulunacak, veliler ister istemez okula gidecekler. Bu süreç içerisinde vakaların önü geçilmez olacak ve oradan yayılım daha fazla artış gösterecek. Okulların erken bir tarihte açılmasını ben doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü son dönemlerde özellikle vaka sayıları herkesin malumu yükselişte. Ciddi bir artış var. Hani daha çok da gençler arasında yayılıyor bu virüs. Ondan dolayı okulların açılmasının biraz da ertelemesinin uygun olacağını düşünüyorum. İkili bir sistem gelmiş. Bir sabah grubu, bir öğle grubu. Yani sınıftaki kişi sayısı az olarak açılabilir yani. Bence sakıncası yok. Zaten yani şu an her yer açık. Yani alışveriş merkezleri olsun, kafeler olsun, mallar olsun. Yani okulların açılması mantıklı yani. Kapanacaksa her yer kapansın bence ama okulların açılması lazım. Çünkü eğitime bayağı bir ara verildi. Yani sınıf mevcudu azaltılarak yani eğitime yeniden devam edilebilir yani bence. Açılırsa ne olur peki sizce? Daha hızlı yayılır. En önemli şey bence o hastanelerde zaten sıkıntı olduğu söyleniyor. Yer kalmaz hastanelerde. Ölüm oranı artar diye düşünüyorum. Bence açılmamalı. En azından ilk dönem açılmamalı. İkinci dönem açılabilir yani. Hiçbir şey olmaz. Çocuklar eğitimine devam eder. Hastalık da çoğalmaz. Beni bu arada şeyden televizyondan atarlar herhalde Türkiye üstüme gelir. Vallahi vaka 1'se 5 olur bence. Niye? Çünkü şu anda bile uymuyoruz yani. Kurallara hiçbir şekilde uyulmuyor. Yani vaka sayısı artar herkes hastalık bulaşır yani sıkıntı olur. Ailelerine geçer oradan yer. Yani herkese yayılabilir yani. Gerek yok açılmasına bence. Bence koronadaki bir tedavi yöntemlerinden biri de yani bunun gibi viral yeni tanınmış virüslerden bir tedavi yöntemlerinden biri de bütün halka yayılıp bütün halkın kendi bağışıklığını kazanması. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanların özel şeylerde olarak bu bir yöntemdir. Bence öyle yapılması lazım. Daha fazla artış sağlanır. Yani o yüzden açılmamalı. Yani bence de daha fazla artar. Çünkü benim de küçük kardeşlerim var ve ilkokula gidiyor, ortaokula gidiyor. Onları ne kadar şey koruyabilirsin ki? Sürekli elleri gözünde, işte ağzında yani sonuç olarak koruyamazsın da. Öğretmenlerin de buna çok tedbirli, dikkatli olacağını zannetmiyorum. O yüzden artar yani vakalar falan. Hiç kimse tanımlamaz. Ama şu anda da çok bir farkı yok zaten ortalığın. O yüzden bence fark olmuyor. Ya bence de artışlar olacaktır ama ya denetlendiği zaman çok güzel bir temeli oturtulduğu zaman çok da bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Yani çünkü biz de yani şey oldu sınavlarımız şey amfilerde sınava girdik tam koronanın patladığı zamanlarda. Yani gerçekten güzel denetlendiği zaman çok da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani tabii ki hani artabilir ama önlem alındığı sürece ya bir şeyler düşünülmesi lazım. Şimdi sahilleri görüyoruz, yapılan partileri falan hani ünlülerin. Yani bunlar varken eğitimin kısıtlanması olmuyor. Çünkü online eğitimde zaten pek bir altyapı olduğunu düşünmüyorum. İyi bir altyapı olduğunu. Bu yüzden zaten zorluk çekiyoruz. Online eğitimin hani ben faydalanamıyorum açıkçası. Okullar açılırsa belki biraz ekonomiye hareketlilik gelir. Satışlardan dolayı da bu sefer de risk grubu olduğu için yani bence açılmamalı diyorum ben. Okullar açılırsa şu an bütün veliler ve bütün öğrenciler bir arada olduğu için virüs daha çok artar. Bu virüs önüne geçilmez. Sürekli bu hayata alışmak zorunda. Zaten ne zaman biteceği hiçbir belli değil. Ve bu şekilde devam edeceğine ve daha artış göstereceğine inanıyorum. Okulların açılması aslında herkesin tahmin edebileceği gibi vaka sayıları daha da artacak.
Hani bu sadece gençler değil, daha çok risk altındaki yaşlıları da çok etkiliyor. Bizim yaptığımız yanlışlardan, ihmallerden dolayı onların hayatı kısıtlanıyor. Yani herkes risk altında aslında. Onun için bence yetkililerin biraz daha bu konuda duyarlı ve iyi düşünerek hareket etmelerini gerektiğini düşünüyorum ben. Ya okullar açılırsa ya vaka sayısı da artabilir yani. Bu da göz önünde bulundurmak lazım da. Ama şu an çalışan sayısı olsun, yani bazı öğretmenler olsun, yani uzaktan eğitimde bana göre yani şey değil yani, istediğin seviyede yeterli bir seviye değil. Yani okulların da açılması lazım. Zaten bu sene 3-4 ay okullar kapandı. Çocuklar bazı derslerden, yani bazı konularda eksik olarak sınava girdi. Bu üniversitede karşılarına bir dezavantaj olarak çıkacak yani. Yani ya, her müfredattan bayağı bir şey azaltıldı. Ama yani açılması lazım yani. Eğer açılmayacaksa yani çoğu yerinde kapanması lazım yani. Yine yani bulaşma riski fazla. Zaten Kayseri'de bayağı yüksek şu an yani. Yani bence açılmalı yani. Eğer şeyler, kafeler, barlar açılıyorsa yani bura okullarında açılması lazım. Çünkü en önemli şey eğitim.